Bir önceki bölümümüzde buradaki ışıkları kullanarak duvarı aydınlattık ve duvardaki şifreyi öğrendik. Ardından bu şifreyi girmemiz gereken kapıya girdik ve içeri girdiğimizde gaz borusu tuzağıyla karşılaştık. Buradaki boruları doğru yere yerleştirerek içerideki gaz kaçağını önlemiş olduk. Ardından ana tuzağa girmek için gerekli olan bu puzzle'ı tamamladık ve ana tuzağın kilidi açıldı. Ana tuzaktaki kişi geçmişte bizim üstümüze iftira atan ve bizim Jigsaw olduğumuzu iddia eden bir gazeteci. İtibarımızı zedeledi yani. Buradaki 3 elektrik devresini de tamamlayarak bu tuzaktaki kişiyi de kurtardık. Fakat bu kurtardığımız adam kurtardıktan 10 saniye sonra kendi hatası yüzünden öldü. İlerleyen kısımda yukarı kata gitmemi engelleyen gazı kapatarak yukarı kata çıktım ve buradaki projeksiyonu kullanarak gitmem gereken kapının şifresini buldum. Ardından buradaki kısa ve zorlu parkurdan geçerek aşağı kata indim ve aşağı katta donmuş bir el aldım. Bu donmuş eli eriterek ya da başka yollar kullanarak içindeki anahtarı almam gerekiyor. Bunun için de şu an gördüğünüz odadaki 2 devreyi de yaparak bu tuzaktan kaçmam gerekiyor. Bu bölümde bu tuzaktan kaçmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Testere'nin 5. bölümünden hepinize selamlar. En son bu Allah'ın belası yerde kalmıştık, hatırlıyorsunuz ki. Yani zaten devre tuzağından çıktım bir önceki bölümde. Bana tekrar devre yaptıracak şu an ya. Önce bir de bağlama kolunu vermiyor bir de. Reis yani bari bağlama kolunu ver, anladın mı? Hainlikten başka bir şey değil ya şu. İnadına senin Jigsaw olmadığını iddia ediyorum. Şimdi şunları şöyle yan çevir, şunu üste ver. Bunu üste verince bu buraya gelmiş oldu. Bunu da aynı zamanda buraya çevirebilmiş olduk. Bunu şöyle aşağı yapıp şuna da vermiş oluruz. Buradan geleni buna veririz. Şundan geleni şuna veririz. Bunu da aşağı indiririz. İlk devreyi böyle bitiririz hocam. Reis şu boşluklarda şey mi olsa acaba? Süremi durdursak falan mı? Bir öneri. Sadece minik bir öneri. Tuzaktaki bir kardeşinden. Bir dakika. Buradan geçemem. Gaz var çünkü. Bağlama kolunu bulduk. Çok güzel. Vanayı da bulduk. 2 dakika süren var. Hadi. Hadi oğlum. Tekte geçtin şurayı. Tekte geçtin şurayı. Şu elektrik devreleri öyle bir stres yaptırıyor ki bana. Oo, hadi bakalım. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Bu buraya geliyor da. Tamam, bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Yaptım lan. Kapı nerede açıldı? Tekte geçmenin gururunu yaşıyoruz arkadaşlar. 30 saniye kala. Bravo Geday. Obi'nin tuzağını bul. Aa, buldum işte. Adam acı istiyorum falan dedi. Değişik yani. Mazoşist bir ruhu var. İnsanlık şansı. Oy. Ne gülüyorsun lan? Anladım diyor, gülüyor. Adamla dalga geçiyor. O ne? Karşıda vallahi bir süre daha mı yanıyor arkadaşlar? Ben mi yanıyorum? Bir şey diyeceğim, bir devre daha mı yaptıracağım bana? Yine bir fazla süre gördüm sanki orada. Bu bana bir şey daha yaptıracak ya. Ya 2 devre kutusunu çevireceğim şimdi, bir tarafına sokacağım ama ya. Nerede? Devre kolları nerede? Ya ben de diyorum bu tuzak bu kadar basit değildi ya. Aynen. Aynen. Bir de bana gaz borusu ver şu an. Şunu aşağı, şunu şuraya. Tamam. Buraya da bağlama kolu. Ya hayır, buydu değil mi? Oyunun en zor şeylerinden birisi ya. 7 küsur dakika süremiz var. Bir dakika. Lan mouse gitmiyor. Lan! Şunları bir önce aşağı yana falan bir çevirelim. Çünkü yukarı bakarken ya da yana bakarken hiçbir işe yaramıyorlar. Önce onları bir düzeltelim, tamam mı? Şimdi şöyle yukarıdan bir başlayalım, tamam mı? Sıralı şekilde gideceğiz arkadaşlar. Tamam bak, şu kısmı çok güzel kurdum. Şuraya da aynı şekilde bir yol yapsak. Hem bunu bağlamış oluruz. Hem bunu bağlamış oluruz. Bu dışarı bakarken hiçbir işe yaramıyor. Bunu böyle çevirelim. Bunu aşağı verelim. Bunu yana versek şu şekil bağlarız. Bunun bir ucu boşta kalacağı için bunu şu şekil yapmamız daha iyi olur. 3 ucunu da işlevli hale getiririz. Şurayı da şöyle bağlarız. İyi gidiyoruz. Şunu aşağı versek. Bir dakika, ne oldu şimdi? Şunu şöyle yapalım. Şunu şuradan getiririz. Şunun bir ucu boşta. Bunu buraya çeksek. Bunu böyle getirsek. Böylece bunu buraya verme imkanımız olur. Bunu böyle verirsek. Bunu böyle yaparız. Bunu böyle yaparız. Bunu yukarı çeviririz. Bunu aşağı veririz. Şunu şu şekilde alıp şuraya bağlasam. Bunu da... Lan dur, seni değil. Bunu da yukarıya veririz. Bitti. Ya ne anahtarı istiyorsun hala? Gel lan. Gel lan. Ayıp o an. O ananı satayım. Şirek lan bu. Beyaz şirek. Oğlum bir tane vuruşta ne yaptı canım öyle? Ve bundan bir şey mi düşecek? Ben şunu da mı yapmam lazım? Ananı avradını, bunu da yapmam lazımmış. Bu da büyük duruyor, bu da büyük duruyor, bu da büyük duruyor. Yuh. Tamam arkadaşlar, aynı mantıkla başlıyoruz. Yine işe yaramayan parçaları çeviriyoruz, tamam mı? Bak mesela ucu yukarı dönük, hiçbir işe yaramadığı için direkt çeviriyoruz onu. Bu da aynı şekilde, ucu hiçbir işe yaramıyor şu an. Şunun da bir ucu hiçbir işe yaramıyor. Güzel, şuraya bak, iyi bir bağlantı sağladık buraya. Şunun ucunu aşağı indirip şunu şuraya bağlasak. Bunu nasıl bir şey yapabiliriz? Bunu şöyle yapsak. Şunu şuraya bağlasak, şunu da şuradan alsak. Şunun bir ucu boşta mı? Boşta, onu da buraya çevirdik. Şunu şöyle yaparsak buraya da vermiş oluruz. Çok iyi. Aşağıdaki boşta bunu şöyle yapalım. Böylece buna da vermiş olalım. Şundan şöyle alsak, şöyle yapsak. Gayet iyiyiz şu an. Tek bu kaldı. Bunu da yana bağladık. Süper. Oğlum o kadar şey yaptıktan sonra çıkarken tuzağa muzağa bir şeye basacağım diye o kadar korkuyorum ki. Of, çok iyi. 7,5 dakikamız mı vardı? 7 mi vardı? 6 küsur dakikada halletmişiz galiba. Ne olur save al, bir şey al. Ne olur save al. Of. Ya arkadaşlar böyle zor devre mi verilir? Allah'tan hani mantığını biraz çözdüm de. Oo, anahtar var. Direkt ana tuzağa mı geldim? Ne oldu lan? Bir önceki oynadığımda var ya, ölmüştüm ya oralarda. What the fuck? Reis, ürün yerleştirme mi yapıyoruz? Ne oldu? Donmuş eli fırına koy. Evet arkadaşlar, taze susamlı donmuş elimiz çıkmıştır. Ölü yeri yakma anahtarını aldık. Evet. Burada bana... Ooo, 3 tane boru mu yaptırıyordu? Evet. Ya oyunun en sinir bozucu şeyleri boru ve elektrik devresi. Selam. Evet, ana tuzağa geldik. Abi belki anksiyetesi vardır. Niye hemen adamın üstüne gidiyorsun ki? Yaşamaya bir sebep aramak için. Estağfurullah, öyle demiyorum da. İkinci filmdeki fırın tuzağına bir gönderme olabilir. Oğlum kendin istemişsin böyle bir şey girmeyi, şimdi çırpınıyorum ben, anlamıyorum ya. Vakit dar olmasın reis ya, vakit dar olmasın ya. Arkadaşlar şimdi bak, ilk önce iki kırmızıya da denk gelen şeyi bulmam lazım. Aynen, tek varyasyon bu. Burada da aynı şekilde iki ucu takip edeni bulmam lazım ama bir tanesinin ucu boşa düştü, o yüzden çeviriyoruz. Yine bir tanesinin ucu boşa düştü. Tamam, doğru ucu bulduk. Çok iyi. Mantığı kavradım, Yine aynı şekilde ikisine birden gireni bulmam lazım. Bu iki uçta doğru yeri takip ediyor. Şöyle bir şey yaptığım zaman okey. Çok iyisin lan Purpo. Hemen bul iki ucu. İki ucu bulduk. Bunun ucu nereye gidiyor? Bunun ucu nereye gidiyor? Bu varyasyon bana çok hoş gelmedi ya. Bir dakika. Sanki bu daha iyi. Az öncekinin uçları çok doğru gitmiyor gibi geldi bana. Burada bir tanesinin ucu boşa düşüyor. Burada da bir tanesinin ucu boşa düşüyor. Bu gayet iyi gibi. Ucu boşta, ucu yine boş, ucu boş. Oğlum ölmedin değil mi? Reis dur ya, kafamı karıştırdın. Yok, bu varyasyon değil. Şöyle bir şey yapsam. Tamam, bunu deneyelim. Yok, bu varyasyon değil. 5'i değiştiriyoruz. Tamam, böyle deneyeceğiz. Işınlanıyor nereyiz? Lan çırpınıyordun Allah'ın belası. Vallahi ıslak odunla döveceğim bu oyundakileri ya. Ya sen neden bahsediyorsun değil mi? Anasını söv şunun ya. Ha, kim olduğunu öğrenmek için mi böyle bir şey yapmış acaba? Ne oldu oğlum? Tamam, tarlası yanmış şöyle gibi konuşuyorsan ya. Bana tripli bakma bana ya. Atarım vallahi seni şuraya ha. Ne yapıyorsun? Gmod'daki X mod muydu? T-Pose muydu? Neydi? Ona geçti. Adam dilsiz galiba şu an. Adamın konuşmaları yok. Gidiş ya, sakın yanımda öyle yürüme. Vallahi ateşe atarım seni. Bug'a girmiş olabilirsin. Her oyunda olabilir. Sakın yanımda öyle yürüme. Ne yaptın, iyisin inşallah. Sana ne olacak acaba? Yine malın birini verdiler yanıma. Reis, çok zevk aldım söylenemez açıkçası. O devre tuzakları beni mahvediyor. Hadi boru neyse, boruyu bir şekilde yaptık da. Sıradaki testin kendi hayatını acılar. Devamı ne? Ha. Kurtulmak istemiyor. Oha, balta mı lan? Osman Aga. Osman Aga'yı da trap'e sokmuşlar. Bak altta kurtulmak istemiyor falan yazıyor adama. Eğer o trap'teyken beni kurtar ne olur dediğini bir duyayım. Bir duyayım. Yemin ediyorum 619 yapıştırırım. Gel lan gerizekalı. Sana ne olacak Allah bilir. Sen de şimdi beni satar gidersin kesin. Fıçının altında mı? Nerede lan reis? Kol komple gidiyor da. Jigsaw'ın sıradaki ipucunu bul. Heh. Görüşürüz. Adaya veda edenisin belli oldu arkadaşlar. Hediyedir, hediyedir aynen. Ha, hediyedir. Allah aşkına gidip bakabiliyor muyum adama ne olduğuna? Kapıyı kilitlemiş arkamdan. Oğlum ben size diyorum Jigsaw değil bu. John Kramer değil bu. Testinden kurtulursan John Kramer seni sallar normal şartlarda. Evet. Yine bir kapı olayımız var. Bunu yaparsan bana ne veriyorsun? Ha, yaptım. Patlayıcı tuzak şeması. Ama dolu diyorsun. Ya boşa mı yaptırdın bana onu? Evet şöyle bir yukarı doğru ilerleyelim derken bu ne lan? Merhaba. Reis ben bir loot yapayım sonra o şeyi okuyalım. Anlat bakalım. Takarım reis. Bir işin peşine girdiysem takarım o işe yani. Ya hiç başlamam ya başladıysam bitiririm. Şurayı dikkatlice okuyalım arkadaşlar. Işıklarını kullan ve gözlerine güven. Reis gözlerime güvenme işi hiç olmadı şu an ya. Önce bunlara takmak için ampul bulacağız. Okey. Gözlerine güven işi şu an tuzağa biraz çıkmaza soktu. Artık... Ha? Ya 2009 yılında çıkmış bir oyun olabilir ama. Ya Levi'yi aldım yanlışlıkla elime. Bunu bırakamıyor muyum? Lan bu... Az önce kurtardıklarımdan birisi miydi bu? Neydi lan bu? Tekrar kaçırma olayı falan filan geçti. Ya Jeff ne boklar yedin Jeff. Reis yavaştan işleri büyütüyorsun galiba ha? Bir de şu tuzaklara bir çözüm bulsak reis sana zahmet yani. Koskoca Jigsaw'su şununla mı uğraşacaksın ya aman. İki yolda aynı amaçta birleşir diyor. İkisinde de yapman gereken şey farklı ama aynı amaç uğruna diyor. Şimdi arkadaşlar sağ sol kavgası yaptırmak istemiyorum size. O yüzden bir o piti piti yapacağım yine. O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik. Evet hadi bakalım. Benim %50'lik şansıma kesin en zor en gudubet olan bir şeyi seçmişimdir. Ağlama kolu verdiğine göre güç nerede yatıyor gibisinden bir şey diyor da nasıl yani? İçimdeki güç anlamında mı? Yoksa güç derken hani elektrik gücü, power o anlamda mı? Where's the love to shelter me? Give me life. Come set me free. Şu kabloları teker teker götüne sokacağım reis bir dahakinde haberin olsun. Seninle öyle bir anlaşma yapalım istiyorsan. Sizin için de uygunsa arkadaşlar. Tek tek monte etmek istiyorum Jigsaw'a. Hayır Allah'tan biraz adam olmuşsun yani. Basit sormaya başlamışsın da çok aramız açılmayacak yani seninle bak. Seni severim. Her ne kadar tuzakların falan ahlaki açıdan tartışmalı olsa da filmlerini severiz. Tep kadar var ya kafanıza taş düşsün ya. Bir tane fil böyle kafana sıçsın tamam mı? Ne sordum acaba? Anan nerede diye sormuşumdur büyük ihtimal. Bana sor bir de reis. Öğrenmek istiyor muyum? Bu gerizekalıyı kurtarmak istiyor muyum? Ne olduğunu öğrenmek istiyor muyum? Bir sor bakayım. Yine bağlama kolu verdi. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Ya bak bir süre sonra oyun kendisini çok tekrar etmeye başlıyor. O kısmı biraz daha çözselermiş. Aynı tuzağın daha zoru yerine hani biraz daha farklı tuzaklar deneselermiş kesinlikle daha mükemmel olurmuş ama yine de yılına göre çok başarılı bir oyun bence. Ortam olarak falan çok iyi bence. Hadi bakalım bir şifre daha bulacağız. Olay gezinin. Oo, yine ikinci filmdeki şey Amenda'nın iğnelere atıldığı şey. İşler değişti hocam. Bu sefer çok uzun bir antrenman var. Ogeday, Ogeday aman 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 Ogeday sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Ogeday ve gönüllüler aldı dokunmazlığı. Lan. Oğlum. Ya işte elime bunu almamam lazımdı. Böyle olduğu zaman bir tane dodge. Bir tane vurayım lan. Yumruk da spamliyorlar yani Bir oyunun yumruğu diğer itemlerden nasıl güçlü olabilir ya? Reis beni çok aşağı gönderiyorum be. Lav tuzağı falan bir şeyle karşılaşmayayım. Oğlum burada jumpscare yerim. Alo, korkunç bir yer. 204 numaralı odaya gel. Oğlum o ne, Beşiktaş transfer duyurusu gibi Kamtu yazmış bir de ya. Oda servisi miyim ben ya? Beni çağırıyor. Kahvaltılıkta getireyim mi anasını satayım? Lan o şifre miydi yoksa? Bir dakika. Heee. Okey. Hem şifre oymuş hem tamam. Oda numarası da oymuş aynı zamanda. Oo, okey. Lan biri geçti oradan. 204 bura diye gösteriyor bana. Tamam. Burası 304. Okey. Aşağı iniyoruz. Hah, 204. Merhaba, kimse var mı? Rahatsız etmiyorum inşallah. Boru tuzağı mı gördüm? Yanlış mı gördüm acaba? Alo? Ha, ampulü bulduk da tamam, buradan çıkmamız lazım. Okey, mantığı biliyoruz arkadaşlar, mantığı biliyoruz. Strese gerek yok. Ama işte bu sefer de şey, canım gidiyor ya. Onun stresi var. Okey. Yani mantığı da bu kadar çözmeseydim be kardeşim. 3 saniyede bitirdik anasını satayım. Oğlum bu ne? Lan Mami ne yapıyorsun? Bırak lan adamı. Ananı... Ya oğlum bu bölüm ne kadar çok şey yaptım ya. Lan nereye gitmem gerekiyordu onu unuttum. Buradan da mı bana bir şey yaptıracak? Kardeşim ne keymiş be. Tamam, cebimden ödeyeceğim ya. Reis bu da ayıp ama. Realta'da kapkan mı oynuyorsun anasını satayım? Bu nedir ya? Yaptır Allah'ın belası, yaptır. Bir rahat etmedin, bir rahat etmedin aman. Şöyle şöyle. Bunlar çerez arkadaşlar, bunlar çerez. Az önce yaptıklarımın yanında var ya, az önceki yaptıklarımdan sonra ustalar bile saygı duydu bana ya. Kardeşim gel burada işe başla diye. 3 tane ustadan teklif aldım ya. Nereden konuşuyorsun? Hah. Hadi bakalım Jeff, senin için önemli bir karar. Ona göre gelmeyeceğim ha, haberin olsun, uğraştırma beni. Al işte. İşte arkadaşlar, o psikolojiye girdiğiniz an geçmiş olsun. Biz Allah belamızı versin bizim. Ben ne diyeyim arkadaşlar daha ya. Ulan bir tane şöyle duygusal, hani çok can dostumuz, kardeşimiz dediğimiz biri yok mu ya? Kafeteryanın kombinasyonunu bul. Allah'ım yeter. Ne yapıyorsun la? Jason Part 7. Reis şifreyi buldum. Bir tık enayisin galiba. Kabak gibi buraya yazmışsın. 038. Kayseri'ye selam olsun. 8. Ha, ampulleri tek tek mi toplatıyorsun sen bana? Bu ne? Şimdi önce o tarafın valvını kapatacağız anlaşılan. Hah, tamam, valvı buldum. Dondurucunun anahtarını bul. Hadi bakalım. Bu mu reis? Buldum, bu mu? Evet, yine bizi bodruma bir yere indirdi. Allah'ın belası. Atma molotof falan. Atma bir şey. Ya salak, molotofla yakın dövüşe giriyor. Uzaktan atsana, atacaksan. Arkadaşlar buralarda... Ya reis yeter. Domuzları ezerek yüzeydeki anahtarı kullanma. Aa, domuz tuzağı. Ha. Okey. Mantığı anladık arkadaşlar. Mantığı anladık. Çok güzel. Hızlı. Bak güzel, böyle çeşitli şeyler bayağı iyi yani. Bunu keşke sürekli yapsalarmış. Tamam. Dondurucunun anahtarını aldık. Oh, evet. Hadi bakalım. Oy, müziğe bak. Sen bana bu müziği verirsin de ben bu tuzağı yapmaz mıyım aslanım? Oğlum donuyor adam. Hem donuyor hem de bir yandan üstüne su geliyor. Çatlayacağız anasını satayım. Şunu şöyle yapsak. Bunu bir tane daha ittir. Bunu buraya ittirme hakkı kazandık. Bunu bir daha ittir. Bunu buraya çek. Bunu buraya ittiriz diyeceğim. İttiremiyoruz çünkü bu var. Bunu 2 tur ittirmem lazım. Reis biraz daha dayan lan. Biraz daha dayan. Yaptım oğlum, biraz daha dayan. 15 saniye dayanman lazım. 15 saniye sadece. Vallahi çok değil. İnşallah direkt ölmüyorumdur. Bari canım falan azalsın yani, direkt ölmeyeyim. Çek bunu tekrar. Lan çek, sağlık şırıngası basıyor. Yaptım. Götüm dondu, götüm. Evet, sonunda. Çok teşekkürler reis, yani 500 tane görevden sonra. Evet, bu bölümlük benden bu kadar arkadaşlar. Çok fazla şey yaptım, gerçekten beynim yoruldu yani. Özellikle girişte yani öyle zor bir tuzakla başladık ki direkt mental çöküntü. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölüm final olabilir. En kötü ihtimalle 2 bölüme daha bitiririz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.